Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahri ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet rusuluhum efillâhi şakku fatirü semavati vel ard. Sadakallahu l'azim. Buradan 23. lemadan Tabiat Risalesi'nden 179. sayfadan ikinci muhal. Yani esbab alemin içtima ile teşkili eşya ve vücudu mahlukattır. Pek çok muhalatından yalnız 3 tanesini zikrediyoruz. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Ben ikincisini okuyacağım. Esbab aleminin bir araya gelmesiyle, sebeplerin bir arada olmasıyla netice oluyor. Yani sebep varsa netice vardır, sebep yoksa netice yoktur. Yani fail, müsebbip, sebepmiş. Onlarla alakalı okuyacağız, öyle diyor. Felsefe soruyor. Şimdi bu derse başlamadan önce bir... Hele bu tür tevhid, imani meselelerde mukaddeme yapıyorum. Bakış tarzı anlayışımıza geniş bir çap versin diye mukaddeme yapıyorum. Çünkü okudum, notlar aldım, dersime çalıştım, defterimle geliyorum. Yani size değer veriyorum, pat diye tombala açar gibi açmıyorum. Niye bunu söylüyorsun? Yani ders yapanlara söylüyorum, öyle yapın, verimli olursun, daha iyi olur. Yani dersini çalışmadan, konuyu bilsen bile girme, öğretmen dahi olsan. Şimdi mukaddemem şu, bir şeyin sebebi vücuttan önce olması lazım olduğu gibi, yani bir şeyin sebebi, sebep yani bir şeyin vücuda getiren sebep, vücuttan önce olması lazım ki vücuda getirsin. Yokluktan varlığa bir şey çıkıyorsa, bu yokluktan varlığa çıkmadan önce çık diyen bir iradeyi gösteriyor. Şimdi çok ilginçtir. Bir şeyin sebebi, sebebin içinde, yani neticenin içinde olamaz. Yani beni yapan ben olamam. Kendi kendine. Ne demek? İlkokul çocukları gibi heceleyin. Kendisi kendisini. Yani ben nasıl olmuşum? Misal. Kendi kendime olmuşum. Kendi kendine. Yani fail de benim. Yapan da benim. Yapılan da benim. Kendim kendimi yapmışım. Ben yoktum ki. Olmayan ben, olmayan ben yapmış. İşte bir şeyin sebebi vücudundan önce olması lazım olduğu gibi fizik dünyasının, yani şu mevcudat fiziktir, vücudu için, bu ortaya çıkması için fizik, yani sebebi fizik olmamalı. Yani bu mevcudatın çıkandır bu, çıkartan değildir. Bu mevcudatı çıkartan bu mevcudat olamaz. Fiziği yapan fizik değildir. Şöyle diyeyim. Bir ağaç düşünün. Bir ağaç düşünün. Ben şu bardağı düşünelim. Ben bu bardağı ilk defa görüyorum, araştırıyorum, tahlil ediyorum, laboratuvara koyuyorum. Eviriyorum, deviriyorum, çeviriyorum. Bu deneylere koyuyorum. Bunun hakkında bir bilgi tasarlıyorum. Bilgiler çıkartıyorum. Bu çok önemli. Bak Resul, bunu mutlaka kullanman lazım. Ben bunu araştırdım. Ağaca diyebilirsin, insana diyebilirsin. Araştırdım, bunun hakkında ilim yazdım. Bu yazdığım ilmin kaynağı neresi? Bu değil mi? Bunu araştırdım. Benim ilmim buna bağımlı. Bu malumdur, bu ilimdir. İlim maluma bağlı. Tamam mı? Şimdi iyi dinleyin, ama çok önemli. Çok antika. Benim bu yazdığım notlar, ilmi doktrinler, formüller buna bağlı.
Ben bunu ortadan kaldırırsam bu ilim ne olur? Yok olur. Bunu demek için sen çok olur. Şimdi iyi dinleyin. Benim şu ilmim buradan çıkan ilim. Bu yokken bunu yapan ilim bundan çıkan ilme hiç benzemiyor. Ben bir daha söylüyorum. Ben bunu araştırdım. Burada bu araştırmalarımdan çıkan ilim burada. Bu ilmin kaynağı bu. Varlıktır. Yani bu ilmin kaynağı varlık üzerine kurulmuş. Varlıktan çıkmış. Tamam. Fakat bu yokken bunu yapan ilim ise bundan çıkarttığım ilimle hiç alakası yoktur. O zaman bundan çıkan ilimle bunu yapan ilmi bulamam, tanıyamam, işaret eder, onu gösterir. Uygulayayım. Şeftali ağaca, üzüm ağacına, bir ağaca bakıyoruz. Ağaca araştırıyoruz, ilim yazıyoruz. Tamam? Yazdık. Bu ilmin kaynağı o ağaç, oraya bağlı. O ağacı kaldırırsanız ilim de yoktur. Benim ilmimin kaynağı ağaçtır. Benim ilmimle o ağaç yapılmadı. Ağacı yapan ilim ayrıdır. Yapılan ağaçtan çıkartılan ilimler apayrıdır. Dolayısıyla ben çıkarttığım ilimle o ağacı yapanı bilirim. Tanırım. Tanımlarım ama mahiyetini ve keyfiyetini keşfedemem. Yani uygulayalım biraz daha üçüncü mertebede. Allah şeftali yapmıştır. Allah'ın şeftali yaparken kullandığı ilim ve teknoloji ayrıdır. Şeftaliden benim aldığım ilim ayrıdır. Bu bitiriyor insanı. Bu bitiriyor. Şimdi bir şeye, mesela şeftali yapan sebep, şeftaliden önce olması lazım. Şeftali ile beraber sebebi olamaz. Yani şu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Ve masaya benzemez. Ve masadan kıymetlidir. Üç tane. Bu masayı yapan masadan öncedir. Masaya benzemez. Bunu yaptığına göre buna hakimdir, masadan kıymetlidir. Tamam? Zamanı ve mekanı yapanın zamandan ve mekandan önce olması lazım. Ondan kıymetli olması lazım. Ona benzememesi lazım. Zamanı yapanın da zamanı olmaz. Zaman olmadığı için başı yoktur. Başı olmadığı için yaşı yoktur. Lem yelit ve lem yulet. Doğmamış, doğrulmamış. Sebebi zamanı olmadığı için. Zıt girmemiş. Ustad diyor ki, Allah niye kudreti sonsuzdur? Çünkü acizlik kudretine girememiş. Zıt bir şey girmezse o sonsuz olur. Belki bazılarınıza ya bunlar ne anlatıyor? Düz okusa orayı. İşte oralardan çıkartıp ve senin işten geldiğin için yorgun, metrodan, otobüsten bu tür şeyleri çıkartma senin zordur. Sen bu dersten sonra bunları çıkartacaktın. Ben düşündüm, rahat, gündelik hayatımda bunları çıkarttım. Bu okuyacağım paragraftan önce veriyorum. Sen daha fazla çıkartacaksın şimdi. Bu malzemelere basacaksın. Nasibin varsa. Çünkü vücut, yani ortaya çıkan fiziktir, mevcudattır. Çıkartan fizik olamaz. Yani şu mevcudat çıkmıştır. Bu mevcudatı yokluktan çıkartan fizik, yani ilim, bu mevcudatın kendisi değildir. Çünkü burası çıkmış. Başka bir yer okuyacağım. Bir şeyi, yani Risale'de de geçer bu konu,
bir şeyi kendi lisanıyla ve anlayacağı dille soru sormalı. Mesela çocuğa soru soruyorsun. Bana sorduğun uslupla ve kalitede çocuğa soru sorma. Ve soru sorduğun zaman beklediğin cevabı bekleme, ondan beklediğin cevabı bekle. Yani kendine göre cevap arama. Şimdi bu kainata felsefe ile soru soruyorsun, fiziğe felsefe cevabı bekleme. Fiziğe soru soruyorsun, cevap da fizik cinsinden olacaktır, felsefe olmayacak. Risale-i Nur'u anlamanın, Kur'an'ı anlamanın bir yolu da kitaba soru sormaktır. Paragrafa soru sormaktır. Tanımadığınızı en güzel tanımlayan, size tanıtan soru sormaktır. Tanımadığınızı tanımanın en güzel ve en kolay kestirme yolu soru sormaktır. Soru sorabilmektir. Soru sorun kitaba. Mesela burada uykunuzu kaçıracak en güzel soru şudur: ben niçin buradayım? Bunu bir sorun bakayım, kendi kendinize içinize sorun. Ben niçin buradayım? Tamam, ben daha gerisine karışmıyorum. Masa ustasına işaret edip tarif eder. Yani bir hakikati bulmanın veya bir soruyu cevap vermenin bir yolu da soru sormaktır. Masa ustasına İşaret eder, tarif eder ama mahiyetini tanımlayamaz. Aynen bunun gibi de ilim de Allah'a işaret eder, tanımlar fakat mahiyetini ve hakikatını ifade edemez. Bizim ilmimiz eşyaya bağlı ve eşyayı yapana intikal ettirir. Sen de kendin ne bekleyeceğini bilmen lazım. Yani mevcudatta ne bekliyorsun? Yani hayattaki davranışlarımız, düşüncelerimiz, yaşantılarımız kainatta varlığa soru sormaktır. Size de gelecek cevap o tiptendir. Mevcudatı öyle görürsün. Adam mesela ağaca kereste diye bakar, odun diye bakar. Adam odun cevabını alır. Kereste diye sorarsa metreküp olarak, para olarak cevabını alır. Ama sanat itibariyle bakarsa Allah'ı tarif eden bir alim olarak görür. Soruyu kime soracağını da bilmen lazım. Bu cevap kadar mühimdir. Yani tanımadığın bir kişiye veya yere soru sormak, sorabilmek cevap kadar mühimdir. Yani şeye benziyor. Bir tanesi sordu da ona bugün cevap verdim. Allah'ı sizi tanıtan, Allah ile tanıştıran, Allah'a sizi taşıyan, Allah'a taşıyan, Allah'ı alemimizde hakim kılan sebepler ne kadar kıymetlidir? Kıyas edilmez, değil mi? Ha, sizi Allah'tan uzaklaştıran sebepler de o kadar şerdir. O zaman oturduğunuz, kalktığınız kişileri, yeri ona göre seçin. Allah sizin için ne ifade ediyorsa sizi ona götüren sebep onun kadar en az değerlidir. Sizi Allah'tan koparıp uzaklaştıran, şirke veya günahlara sevk eden şey de Allah'ın zıttı kadar şerdir. Bir şeyi kendi lisanıyla ve anlayacağı dille soru sormalı. Cevap alırken senin istediğin tarz ve yöntemle ve uslupla beklememeli. Onun ifadesiyle kanaat etmeli. Misal, sana yakışır cevabı çocuktan, cahilden beklememek gerekiyor. Ondan Kur'an mesela insanın konuşmasına benziyor. Tabii niçin? Çünkü insana hitap ediyor. Allah'a yakışır tarzda Kur'an inseydi biz ona takat getiremezdik. O zaman Allah kendisi okurdu. Celle Celaluhu. O zaman Kur'an'ın uslubu, ifadesi insanın uslup ve ifadesi seviyesinde olmalı. Buna da ettenezulat ilahiyatı ala ukli beşer diyor yani. Diyor ki Allah insanların seviyesine inip tenezzül etmesi ve öyle konuşması tenezzülat ilahiyedir ve merhametindendir. Profesör ilkokul çocuğuna girse seviyesine göre konuşur. Ortaokullar, liseye ve üniversite her muhataba göre konuşur. Ama cahil adam ne der? İlkokul çocuklarına profesör konuşurken çat pat pat küt diye konuşur. Uzaktan bakan sen
Ulan şuna bak ya, bir de profesör diyorlar ha. Allah Allah. Allah ben. Şuna bak ya, yamuk yamuk yapıyor. Deli deli konuşuyor, bilmem ne yapıyor. Oysa profesör olduğu için öyle yapıyor. Sen cahil olduğun için böyle söylüyorsun. Çünkü profesör olduğu için muhataba göre konuşuyor. Sen şu anda olduğun bana muhatap, derste muhatap olduğun gibi evde de böyle misin? Hayır. Bu değişik. Ama sığırı getirseniz her yerde sığırdır. Ahırda da sığırdır, burada da sığırdır. Fiziğe de felsefi soru soruyorsun. Felsefi cevap bekleme. Fiziğin cevabı kendi lisan haliyledir. Sen onu kendi lisanına çevir. Yani mesela bak, bir tane doktorların şeyi var ya, kulaklık takıyorlar. Koyuyor böyle. Öksür. Öksür öksür bilmem ne. Şimdi ben de koydum. Ulan ne diyor ya dedim. Var ya bir şey diyorlar ona. Stop proje bir şey diyorlar. Koyuyor ya böyle. Güm güm. Hiç koydunuz mu? Bana bir koyun, tavsiye ederim. Güm. Buraya kalbe koy. Güm güm güm. Çok toplu ses geliyor. Dum güm güm güm. Ondan sonra şah damarına koy. Güm 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 oluyor. Güm güm güm. Güm 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 güm. Her tarafta farklı ses geliyor. Tamam mı? Ya dedim ki Allah aşkına bundan ne anlıyorsun? Bunun lisanını anlamak için dedi 6 sene okudum. Ben dedi tercümanım. Yani güm gümü senin lisanına dönüştürmek için 6 sene okudum. O güm güm bize güm 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 değilmiş. O içeriden haber veriyor. Hani insanın idrarı veya teri, sesi, et parçası nasıl insanı dışarıya taşıyor? İçinden haber veriyor. Hastalığından, sıhhatinden haber veriyorsa o atışlar da güm güm bölgeye göre mana ifade ediyor. Vallahi ben de koydum ya. Sen de koydun ama bu lisanı döndüremiyorsun insan lisanına. Bilmiyorsun ki sen ses duyuyorsun güm güm. Belki de gülüyoruz. Güm güm güm. Ne olacak güm güm? Ama adam bu lisanı çevirmek için böbreğin üzerindeki güm gümle kalbin üzerindeki dum dumu fark etmek için adam 6 sene okumuş. Peki bir güm güm için 6 sene veriliyorsa o kalbi yapmak için kaç sene lazım? Ve güm güm biraz uygulayalım. Güm güm kalbe ait bir veridir, dişe vuruşu. Ve bir ilimdir o. Ses gibi gözüküyor ama akıldaki karşılığı ilimdir. Kulaktaki karşılığı sestir. Peki bu ilimle kalbi yapan, yani kalpte kullanılan ilim değil bu. Kalbin dışa çıkan sıfatıdır. Onun için Allah'ın ilmi acayip. Yani elmaya, armuta, balığa, aya bakıyoruz. Oradan ilim alıyoruz. Bu ilimle onu yapanı işaret eder, tanımlar, tarif eder, mahiyetini, keyfiyetini bilemeyiz. Çok acayip ya. Allah hakikaten usta ya. Hakikaten usta. Şeftali nasıl yapmış? Evet, burada kesiyorum. Bu şeyden, önermelerden sonra okuyacağım yeri okuyorum. İkinci muhal 179 Tabiat Risalesi. İnşallah daha ileri götürecek sizi bu önermeler. Hele bir daha şunu söylüyorum. Bir şeyin sebebi, bunu kaçırmamanızı istiyorum. Bu kadar şey içinde bunu öne çıkarıyorum. İbrahim bunu kaçırma çünkü ders yapan insansın. Bir şeyin sebebi o şeyden önce olamaz ve o şeyin içinde de olamaz. Bir şeyin vücuda gelmesine o sebepse, o sebep o şeyden önce olmalı. Yani bu mevcudatı yapan sebep mevcudattan öncedir, mevcudata benzemez. Masayı yapan masadan önce olduğu gibi ve masaya benzemez. Masadan kaliteli olması lazım. Masayı yapan masanın içinde olamaz, masayla de beraber olamaz. İşte sebeple netice aynı yaratılıyor mevcudatta. Yani baharla mevcudat aynı. Eğer şu kainata sebep gösterilen ne varsa, diyelim ki yer çekimi kanunu, kainattan önce düşünülürse nereye koyacaksın?
Mekan yok ki. Yer çekimi kanunu yersiz düşünebilir misiniz? Suyun kaldırma kanunu susuz düşünebilir misiniz? Suyun kaldırma kanunu su yoksa, su yokken nereye koyacaksınız? Saklayın bir yere. Su gelince kullanacağız deyip toprakta suyun kaldırma kanununu saklayabilir misiniz? Suyun kaldırma kanunu toprakta tutamazsınız, taşta tutamazsınız, havada tutamazsınız. Şu mevcudatı yapan kanun mevcudattan önce olamaz. Nerede, nereye koyacaksın? Peki kanun nedir o zaman? Kanun eşyalar arasındaki sıfatların dengesi demektir. Yani şu, suyun özgül ağırlığı bir. Tahta var, suyun yapısı. Şimdi tahtayı koyduk, suda yüzüyor. Ha bu suyun kaldırma kanunu diye. Taşı koyduk, düştü. Dibe gitti. Ha suyun sıfatı ile tahtanın sıfatı arasındaki dengenin adına, sistemin adına biz isim koyduk. Kanun. Yani suyun kaldırma kanunu. Oysa hiç böyle bir şey görmeseydik, suyun içerisinde kanunu gözle bak göremez. Evet, suyun kaldırma kanunu sudan önce olamaz. Nereye koyacaksın? O zaman suyla beraberdir suyun kaldırma kanunu. O zaman suyun kaldırma kanunu suyu yapmamıştır. İkinci mal. Eğer her şey vahidi ehad olan Kadir-i Zülcelal'a verilmezse, yani şu mevcudat, her şey her şeyle alakadar. Unutmayın. Her şey her şeyle alakadar. Misal. Sineğin, pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiye de o tanzim etmiştir. Gözü yapan, güneşi de o yapabilir. Niçin? Bu göz hangi sistemde çalışıyor? Gözü yapan güneşi bilmiyorsa ona uygun nasıl yapar? Ciğeri yapan havayı bilmiyor. Olur mu? Mide yapan elmayı bilmiyor. Suyu bilmiyor. Olmaz. Gözü yapan mevcudatın yansımasını bilmiyor, fiziğini bilmiyor, kırılma açısını bilmiyor. Olur mu? O zaman her şey, her şeyle alakadar. Bak gözle mide alakadar. Bak bir misal vereyim. Oruçsunuz, açsınız. Gördünüz orada imam bayıldı, müftü şaşırdı, müezzin yayıldı. Bir harika bir yemek görsen. Fatih'i gördüm hemen muhlak, kuymak hatırlıyorum. Böyle alem olmuş, kuymağı çok güzel yapar. Sağ olsun. Şimdi bak, Ramazan oruçsunuz. Ona baksan mide çalışır mı çalışmaz mı? Oruçsunuz, açsınız, güzel sevdiğiniz bir yemeği görseniz. Çalışır mı çalışmaz mı? Bak, mideyi gözle de çalıştı. Bak ala kadar. Peki, hayalle de çalışır. Güzel bir yemek hayal ediyorsunuz. Birisi mekruh olmakla beraber öteki mahalle duyuyor ağzının sesini. Lan, ağzının sesiyle bile bizde mide sulanır. Konuşsak gene mide çalışır. Yani bir şey anlatmak istiyorum. Diyorum ki her şey her şeyle alakadar. Bir şeyi yapmak için her şeyi yapmakla mümkündür. Bak ne dedi? Eğer her şey, her şey, öyle geçmeyin. Vahidi ehad. Vahidi ehad kainat parça parçadır. Güneştir, suyla zıt. Yer çekimi kanunu yere kaldırma kanununa zıt. Merkez kaç çekimi? Merkeze atma. Karanlık, aydınlık. Soğuk, sıcak. Şu kainata bakınca böyle mozaik taş gibi yani. Farklı farklı parçalar. Ama işlevine bakın. Çalışması tek şeymiş gibi çalışıyor. Yani farklılıkların vahdeti anlatıyorum. Farklı parçaları tek bir şey gibi. Mesela elmanın yaratılması için güneş ittifak etmiş. Hava ittifak etmiş. Güneşin dönüşü ittifak etmiş. 23 derece 27 dakika eğim ittifak etmiş. Nem ittifak etmiş. Toprak ittifak etmiş vesaire. Yani bir şey yapılması için bütün sistem lazım. İşte farklılıkları tek bir sistem gibi yapan, yani bu sistemin adı, sistemin adı vahdettir. Bu sistemin sahibine vahid denilir. İyi dinle o zaman. Vahidi ehad. Vahid bu sistemin tek sahibi. Vahid olabilmesi için Allah vahdeti olması lazım. Yani sistemin bire getirmesi lazım ki vahid olsun. Sistemin birliğine vahdet, of sistem sahibine vahid. Ama tek.
Vahidi ehad, böyle düşünün şimdi mevcudat. Kadir-i Zülcelal. Ne istiyorsa yapabiliyor. Bir hayal eder misiniz? Böyle ezberledik de anlamıyorum bunu. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Allah Allah. Her istediğini yapabiliyorsun. Yani Allah. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Siz kendinizi ne kadar tanıdıkça zevk almıyor musunuz? Yani keşfettikçe aklınızı, kalbi, enfusi. Al, size bir soru sormak istiyorum. Güzel bir soru ama. Muhatap mıyız? Allah, Allah olduğunu biliyor mu? Bir daha soruyorum. Allah, Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Allah, Allah olduğunu bilmekten gelen ve Allah'a mahsus olan lezzeti mukaddesi sitini düşün. Bir var ki, bir varlık ki, bir zat-ı zülcelal ki, ben Allah'ım diyor ve Allah'lığını biliyor. Nasıl bir şey o zaman? Ha? Acayip bir şey ya. Ve böyle bir zatın benim Allah'ım olduğumu bende bilmekten hasıl olan keyfi de düşün. Hepiniz öyle düşün. Böyle bir zat benim ustamdır. Benim saniyimdir. Ben ona mensubum. Kime? Her şey kadir ve Allah olduğunu kendisi biliyor. Bir de peygambere uyguladım ben. Motor attım. Ateş attı benim kafada. Bunları tefekkür ediyorum ki bu derste pat diye söylüyorum yani. Ne kadar şöyle peygambere uyguladım. Peygamber şimdi bak hayalen geç peygambere. Ben böyle okuyorum Mucizat Ahmedi'yi. Miraca gidiyorsun. Peygamber bütün kainatın çekirdeği olduğunu gördü. Ya ne olur ya? Bütün kainat varlık defter, hasan, kalem, bardak. Hepsi benden yaratıldı, ben çekirdeğim. Ya bunu bilmekten hasıl olan ve ona mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Ben her şeyin çekirdeğiyim. Bunu gördü yani tezgahları Miraç'ta. Ya peygamberin ruhunu biz seyahat etsek, bir misafir olsak. Onun ruhuna bir misafir olsak ama ya Rabbi. Yani 500 bin voltluk cerrana elini sürmek gibi olur herhalde. Öyle duman atar yani. Yani peygamber, böyle bir düşün peygamberi. Onun ruhunu bir düşün hele ya. Bak Miraç'a gidiyor, her şeyin çekirdeği benim. Onu gösteriyor Allah. Her şey senden yaratılmış. Bunu bilmekten hasıl olan ve ona mahsus olan lezzeti mukaddesesi, şuuru mukaddesesi, akli kemali, ruhu alisi, duayı kemali nasıl olur ya? Ben anlamıyorum yani. Bu nasıl bir insan olur? Acayip bir şey. Çok misafir olmak isterim ona. Acayip bir şey ya. Peygamber bambaşka. Bu Allah, Allah'tan geliyor tabii ya. Böyle bir Allah var yani. Kıymetini bilmek lazım Allah'ın. Allah'ımızın kıymetini bilmesi lazım, bilmek lazım. Ne demiş? Kadir-i Zülcelal. Beni çok etkileyen tabirler bunlar. Vahid deyince duruyorum, geçemiyorum. Vahdet sahibi. Ne demek vahdet? Şu galaksileri, samanyolları, hep bu kadar parça parça, çingene bahçesi, bohçası derler ya, veya mozaik, bu farklılıkları tek şeymiş gibi. Nihayetsiz iş, tek iş gibi. Bir sistem var. Bu sistem vahdet, bunun sahibi ya. Allah ne kaliteli bir şeye tövbe ya. Tövbe, böyle bir şey yani Allah Allah. Ya her istediğini yapabiliyor ya. Elhamdülillah. Gurur duyuyorum ondan. Ayan. Aynen. Gurur duyuyoruz değil mi Allah'tan? Elhamdülillah. Senden gurur duyuyorum ya Rabbi. İlan ediyoruz. Şahit olsun bütün kainat. Kadir-i Zülcelal'a verilmezse, Allah'ın da böyle bir hadisi var, peygamberine söylettirmiş. Beni cemaat içine böyle anarsanız, ben de arşa azama zuhur eder, bütün meleklere seni anarım. O bana benim sevgimi ilan etti, ben de onu sevdiğimi, siz de sevin diye meleklere dermiş. Hepinize de elhamdülillah müjdeler olsun. Şuurlu insan bunu müjde kabul eder. Öyle bir insan... Öyle bir kelam kabul eder işte. Kadir-i Zülcelal'a bak çıkamıyorum Kadir-i Zülcelal'dan.
Çıkamıyor bakın. Kadir-i Zülcelal'a verilmezse, belki esbaba isnat edilse, lazım gelir ki alemin pek çok anasır ve esbabı her bir zihayatın vücudunda müdahalesi bulunsun. Yani ben her şeyle alakadarım. Şöyle düşün. Beka istiyorum. Faniden çıkmışım. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Mekandan çıkmışım. Hiçbir dert, keder istemiyorum. Bakın neler istiyorsak hep dışımızda. Görmeler vesaire. Şimdi benim yaratılmam için eğer sebepler yapmışsa, neler bana takılmışsa onlar benim yanımda olması lazım. Beni yapması için. Hiç böyle makine mühendisi fabrikaya gitmeden, anahtar tutmadan nasıl yapacak yani? Makineyi nasıl çalıştıracak? Civatayı nasıl sıkacak? Böyle deyince bir tane sıfırladı. Çok parlak zekalar var biliyor musunuz? Dedim makine mühendisi dedim fabrikaya gitmeden civatayı nasıl sıkacak? Makineyi nasıl çalıştıracak? diyor. Hocam diyor artık diyor bilgisayarla tak tak çalıştırıyor ama şey sıkıyor. Aferin lan bak kafası çalıştı. İşte bu sistem bu hale gelmesi için oraya gitmiş takmış onu. Sıkmış civatalarmış. Bu sistem olsun evden çalıştırayım diye. Anlıyor musun? Sistemi Hasan Kazır bulmuş. Anladınız değil mi? Ha hocam orası öyle dedi. Yani evden çalıştırabilecek hale gelene kadar orada çalıştı adam. Allah Allah. Halbuki sinek gibi bir küçük mahlukun vücudunda sinek böyle de yapmıyor ha. Yani sinek gibi bir küçük mahlukun vücudunda kemal intizam ile gayet hassas bir mizanla ve tamam bir ittifak ile muhtelif ve birbirine zıt mübayin esbabın, birbirini yok eden sebeplerin. Yani sineği yapacaklar. Bir, maddenin dışında olan hayatı getireceksiniz. Duygular var, hisler var. Çok ilgimi çekti ya. Ben mesela sinek buraya kondu bakın. Ben bunun şeyini okudum. Bununla alakalı bir makale vardı. Diyor ki sinek burada. Ben şimdi bunu yakalama niyet ettim bak şimdi. Niyet ettim sinek tedirgin ve durmuyor. Sinekle hiç alakadar değilim. Okuyorum elim de burada bu elimin yanında. Hemen yanımda hiç kaçmıyor. Bu niye diye çok merak etmiştim. Meğer bunu yakalama frekansı ona gittiği için elim buradayken tedirgin. Yakalama niyetim yokken elim burada hiç umurunda değil ha buralarıma sıçrıyor. Çok tuhaf. Niçin anlattım bunu? Yani bu sistem donatılmış, oraya civatalanmış yani. Sineğe takılmış bu özellik. Duyguları var, hayvani duyguları var. Yani bu duygular madde ötesi bir şey. Yani beka arzusu madde ötesi bir şey. Sonsuzluk bizdeki arzu madde ötesi bir şey. Burayla alakası yok. Fani insanın beka istemesi çok garip. Bir yerde olan insanın her yerde olma isteği çok garip. Buradan takılmamış demek ki. Halbuki, bir de okuyayım. Sinek gibi bir küçük mahlukun vücudunda, sinek gösteriyor, hiç emniyet vermediğimiz var ya. Ben mikroskopla baktım böyle sineği koydum geldi. Biraz büyüteç Almanya'dan almıştım. Ayağı var ya ayağı. Böyle yapıyor böyle abdest alıyor. Kıllarla dolu biliyor musunuz? Kıl. Sonra ehline sordum denk geldi. Ya dedim o mikroskopla baktığım ayak değil ha. Ayağının o inci var ya ayağının. Onu zor görüyoruz. Kılları var. O kıllardı dedim. Ehline sordum. Hocam içi delik dedi besleniyor dedi. O kılın içi mi? Hocam dedi biraz okumuş insansın. Atomu düşün. Atom gözle gözükmez ki. Ne mikroskop. Yani o ayak değil. Ayağındaki o toz çıplak gözle mümkün değil. Çok büyük büyüteçti. O kılların içi varmış. İçi bir alem diyor. Hücre var içinde. Atomlar var içinde. Kuantum fiziği var yani. Dibi var da. Metafizik var. Hakikaten acayip bir şey ya. Baş döndürücü bir şey ya. Ne dedi? O küçük mahlukun vücudunda
kemal intizam ile hassas bir mizan, organları yerleştireceksin. Hayatı koyacaksın. Duygularını koyacaksın. Hassas bir ölçü, mizan ile tamam bir ittifak ile, yani güneş ittifak edecek eğer haşa Allah vermesen. Hava ittifak edecek. Toprak, su, yani kim tahmin ederse etsin ya, kimin çekici var ya? Su sinek mi yaptı diye kim, hangi aptal iddia edebilir ya? Toprak sinek yapmış. Ya tüm, hani derler ya, kel diyor ilaç yapabilse kafasına sürer. Yani toprakta hayat yok ki sineğe hayat versin. Bir de sinekte ruh var ha, ondan hiç zaten konuşmuyorum. Ağaçta ruh yok, sinekte ruh var. Muhtelif ve birbirine zıt ve mubayin esbabın içtima. Yani yer çekimi kanunu var, yerini kaldırma kanunu da var. Çekme var, dışarıya atma var. Kanunlar birbirine zıt. Madde var, antimadde var. Karanlık var, aydınlık var. İman var, küfür var. Her şey zıttıyla kay. Dişi var, erkek var. Ama bunun iki, yani bütün zıtlar şeyde sine vücuduna cem olmuş. Niye? Sıfırlanması lazım. Artı bir ile eksi bir araya gelse sıfır olur. Yer çekimiyle yerin itmesi bir araya gelse sıfır olur. Ama sisteme bak, nasıl bir mükemmel bir teknoloji çıkmış. Teknolojiye bak. Adamlar Japonya, şu anda Japonya her devletten üstünmüş. Ne yapmış biliyor musun? Robot yapmış. Ne diyorlar o robotun adı, bir şey diyorlar. İsim bile vermişler çocuk diye. Şimdi Japonya'da, Tokyo'da görücüye çıkmış. Bir şey diyorlar ya, çok aklımdaydı. Asima. Asima. Aferin lan. Kuban çalıştı. Asima. Şu meşhur bir çocuk. Robot ya. Yani. Asima şey yapıyor. Yürüyor. Alkış. Tamam mı? Seyirci. Hiç unutmuyorum o. Almanya'da seyretmiştirdiler bana o videoyu. Şimdi alkış. Çocuk yürüyor, tamam mı? Yürüyor. O bir şey değil. Robotlar var. Oh, yürü. Şimdi bir merdiven attı. İki merdiven attı. Üçüncüsünde devrildi. Ama olsun. Oraya kadar çıktı. Merdivene adım attı. Adım attı var ya, dünya havaya koktu. Hakikaten öyle. Çok ilginç. Demir yürüyor. Ve merdiven. İnsanoğlu yaratılan şu sistemle böyle bir sistem yapmış. Ben anlatacağım, ne anlatacağım biliyor musun? Buna değil. Havaya koptu. Tam 7 mi 8 mi yaşında bir kız çocuğu o seyircilerin içinde fırlıyor. Meydana çıkıyor. İbrahim ya seyretmiş ya duymuştu. Ve dünyaca meşhur olmuştu. O seyircilerin içinde çıkıyor. Merdivenleri inip çıkmaya başlıyor. Herkes şokta. Koşuyor sahneye. Robot düşmüş. Adamları alacak, böyle durmuş. Çocuk niye geldi? Tırırt. Çıktı tırırt. İkinci kez çıktı, tepeye durdu. Şov yapıyor. Sonra tek ayakla inmeye başladı çocuk. Yani bir sisteminize bakmıyorsunuz. Alkışlamıyorsunuz. Bu sistemin yaptığı sisteme hayran duyuyorsunuz. Kendinize hayret etmiyorsunuz. Haykırıyor çocuk. Yani hiç böyle alkışladınız mı? Tek ayakla bu merdiveni çıkana tek. Hiç. Şey yapmıştım. Birinci Boğaz Köprüsü açıldığı zaman böyle hayret iş yaptılar. Onların başında bulunan bir tane Alman şey vardı, mühendis. Böyle tüklerin oho heyecan olmuş, hatta yıkılacak gibi o kadar karabalık. Adam ayağını kaldırmış. Kaldırmayayım, edebi müsaade etmiyor. Ayağı böyle, bak ayağını şöyle yapıyor. Şöyle çeviriyor ayağını, mafsalın. Diyor ki bu ondan daha harika değil mi? Buna niye hayret etmiyorsunuz? Ve bu yaptı onu diyor. Alman ayağını gösterdi bize. Bak ondan daha harika değil mi diyor. Sana hayret edesin diye hayret duygusunu veren zata hayret etmek gerekmiyor mu? Duydun mu bunu? Bir daha söylüyorum. Sana hayret etme duygusu vererek hayret ettiren zata hayret etmek gerekmiyor mu? Tam bir ittifak ile muhtelif, birbirine zıt, soğuk sıcak, birbirine zıt, mubayin esbabın, mubayin, yani birbirini yok edip sıfırlayan sebeplerin cem olması o kadar zahir bir muhaldir ki,
sinek kanadı kadar şuuru bulunan bu muhaldır, sebepler yapamaz diyecektir. Çünkü sebep de yapılmıştır. Sebep, dikkat ederseniz iktiran deniliyor, neticeyle beraberdir. Sebep neticeden önce yok. Yani kainatın kurulmasında söylenilen sebep kainattan önce yoktur. Fizik kanunları fizikle beraberdir. Fizik kanunları vücuttan, yani fizikten önce yoktur. Misal verdim. Suyu kaldırma kanunu suyla beraber vardır. Sudan önce yoktur. Varsa nereye koyacaksın? Evet, bir sineğin küçücük cismi kainatın ekser anasır ve esbabı ile alakadardır. Belki bir hulasasıdır. Güneşle alakadar değil mi? Hücreleri onunla çalışıyor. Havayla alakadar, nemle alakadar, dünyayla alakadar, dünyanın eğimiyle alakadar, mevsimlerle alakadar, rızıkla alakadar, toprakla alakadar, suyla alakadar. Yani peki bu şuursuz, akılsız sebepler sineği vücudunu yapmak için bir araya nasıl gelecekler? Fizik mühendisi, makine mühendisi, tasarım mühendisi vesaire bir araya gelmiş fabrikaya, güzel bir eser yaptılar. Sinek denilen bir eseri yapmak için güneş mühendisi, güneş mühendis, hava mühendis, dünyanın mevsimleri, elementleri vesaire, sebepler, hepsi mühendis bir araya gelecek, sineği yapacaklar. Ve şuursuz. Şuursuz bir esbab, bir gaye düşünüp çalışamaz ki. Şuursuz sebep, şuurlu hareket nasıl yapar? Nasıl, niye bir araya gelsin? İki tane kardeş ortak iş yapamıyorlar ya. Bak, aynı baba, aynı batından doğmuşlar. Ana baba, iki kardeş birbirine girmiş. İki Müslüman birbirine girmiş, ortak iş yapıyorlar değil mi? Birkaç sene yapıyor, ondan sonra birbirine giriyor, birbirini çalıyor. Senelerden beri soğuk sıcakta, karanlık aydınlıkta, çekim itmeyle zıt sebepler niye ittifak etsin ki? Allah Allah. Evet, bir sineğin küçücük cismi kainatın ekser anasır ve esbabı ile alakadardır. Belki bir hulasasıdır. Eğer kadiri ezeliye verilmezse, eğer bu sineğin kanadını Allah'a verilmezse, o esbab-ı maddiye, maddi sebep, onun vücudu yanında bizzat hazır bulunmak lazım gelir. Belki onun küçücük cismine girmek gerekir. Mesela uzaktan ben bu defteri yazamam. İlle temas etmem lazım. Ama o biraz önce söylediğim cahil adam gibi derseniz, hani dedim ki bir makinaya bir parça takmak için yanında olman lazım. Cıvatayı sıkacaksın. Abi buna gerek yok ki diyor, bilgisayardan uzaktan kumandalı yapıyoruz. Uçakta uçuruyoruz. Bu hale gelebilmesi için mühendis yanındaydı. Çalıştı, montaladı, bilgisayar programını koydu, beyin yerleştirdi, uzaktan kumandalı yapıyor. Yani sistemi yaptıktan sonra. Şimdi bak, o zaman sebepler ilk kurulumda yanında ve içinde olması lazım. O zaman sineğin vücudunu yapmak için duygular, yani ona ne sebep gösteriliyor? Güneştir, havadır, toprak, tabiat dediğim şey nedir? Yukarıdan aşağı inelim. Tabiat, güneş, hava, su, toprak. Bu. Hava. İşte güneş, hava, toprak, su. Bu. Ve bununla yapılan eşya. Şimdi bu dört tane, yani kılıp cehaletimize istifade etmesinler, cehaletimize paketlemesinler bizi. Tabiat denilen budur arkadaşlar. Dört unsurdur. Yukarıdan aşağı. Güneş, hava, toprak, su. Bununla yapılan. Tabiat budur. Bununla yapılmış senin duyguların. Kafana yatıyor mu? Sonsuzluk duyguların, vicdanın, iraden. Ya bir düşünün hele. Tercih etme kabiliyeti sana verilmese, sorgulama kabiliyeti verilmese yaşanır mı? Şimdi sana tercih etme kabiliyetini, tercih etme kabiliyeti olmayandan çıkabilir mi? Senin iraden iradesizden, hayatın hayatsızdan, şuurun şuursuzdan, aklın cehaletten gelmiş olabilir mi? Vücudun hiçlikten gelecek.
Nasıl olacak ya? Çok mu zorlandın ya? Bunu nasıl diyorsun? Gözümü köre vereceğim. Gözümü kime yaptı kör? Yapabilse kendi gözünü yapar ya. Hayatımı kime vereceğim? Ölüye. Vücudumu hiçliğe. Ya ne acayip bir şey ya. Bunlar ittifak etmiş. Yani sinek diyorsun ama küçüğünü gösteriyor. Küçük görmemek için. Bütün kainat lazım. Sineğin kanadını takması için Allah lazım. Küçük gördüğün için küçük değil o. Öyle bir teknoloji var ki. Adam bir yapılmış kafayla robot yapıyor. Robot yapıyor. İki merdiven çıkıyor. Dünya havaya kalkıyor. 8 yaşında kız çocuğu merdivenleri bir çırpıda tırırt tırırt. En son çıkıyor ve böyle şov yapıyor. Tek ayakla tık tık iniyor. Diyor ki ey ahmaklar, buna dikkat etmiyorsunuz. Tamam, buna da yap tabii ama buna niçin hayret etmiyoruz? Eğer hayret edilmesi gereken şeye bakıp hayret etmesini bilmiyorsan arkasında göz olmayan gözlüğe benzersin. Çünkü gözlük de hayret etmesini bilmiyor. Hayret edilmesi gereken yere hayret etmemek arkasında göz olmayan bir gözlüğe benzer. Gözlük hayret etmesini bilmez. Arkasında göz yoksa kim hayret edecek? Arkasında göz olmayan bir gözlüğe benzer. Hayret etmesini bilmeyen bir insan. Allah Allah. Belki cisminin küçük bir nümunesi olan gözündeki bir hücresine girmeleri icap eder. Şimdi gözün içine girecekler, tamam mı? Çalışacaklar. Niye? Ya gözümü tamir etmek için ilim gerekiyor ya. Bak gözümü tamir etmesi için adam ne kadar ilim okudu? 5 sene ilkokul. 3 sene ortaokul. 4 sene lise. 6 sene tıp. 4 sene ihtisas. Göz doktoruna gidiyorsun. Sağa bak. Sola bak. Üste bak. Yere bak. Bak 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 oraya bak bak çak. Evet, numara şu. Göz numarası vermesi için bu kadar adam okudu. Daha numarayı veriyor. Gözlük verecek. Teknoloji ayrı bir şey. Bu adam profesör. Sağa bak, sola bak. Niye alim, profesör? Gözü çok iyi biliyor. Gözü iyi bilen profesör, gözden dolayı alim olmuş. Bu profesör diyor ki gözü yapan cahildir ve kördür. Öyle bir şey demiyor ki. Diyeceksiniz. Gözü yapan kendi kendinedir dersen, sebebi ne oldu? Yapılan, yapan aynı. Hem insan, hem yapılan, hem yapan olur mu? Tabiat yaptı diyor. Tabiat kördür. Şuursuzdur. Akılsızdır. Bak, adam alim olmasına sebep olan şu gözü köre verebiliyor. Şeye söyledim Bakırköy heyetine. Senin dedi akıllı olduğunu dedi nereden biliyorsun dedi. Biraz şiddetlendi şey. Oturun normal bir hastalara demezler. Hasta vesaire. Heyetten rapor alın demezler de. Biz biraz zorlaştırdık yani ortalık. Sen daha önce de anlatmıştım ama. Bak bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Değil mi? Bir düşünür müsünüz? Bu akıl yapılırken bu akıl yok. O zaman bu akıldan önce akıl olması lazım ki bu akıl yapılsın. Eğer bu aklı yapana bu aklı bağlarsan akıllı olur. Yani bu. Şimdi bu aklı nereye veriyorsun? Bulut çaktı. Deprem sağladı. Yani uzaktan bakıyoruz. Baktık ki şu sizin orada tepe ne diyorlar? Gürpınar tepesi diyelim oraya. Bir baktık F-16 var. Nasıl oldu o F-16? Allah bir deprem oldu. Gargul gargul aşağıdaki madenler yukarıya çıktı. Şimşek çaktı, güneş vurdu, bilmem ne oldu. Madenler çıktı, demir çıktı, bilmem ne. Ondan sonra uçak oldu. Gürpınar tepesinde F-16 var. Neyle oldu? Şimşek çaktı, madenler dışarıya çıktı, depremle ısıttı. Mama geldi, fabrika kurdu, sıcaklık oldu, F-16 oldu. Ekran oldu, radar oldu. F-16 ya, insanın yaptığı bir şey, bak gülüyoruz. İnsana, insan daha harika, F-16 yapan bu. Ama buna köre veriyorsun. Çok acayip bir şey ya. İnsan Allah'ı inkar etmeye niyet ettiği zaman o kadar maskara oluyor ki. Tam bir maskara.
belki cisminin küçük bir nüminesi olan gözündeki bir hücresine girmeleri icap eder. Yani uzaktan arkadaşlar defter yazılmaz. Defter burada olur. Şimdi sineğin gözünü yapan sebep gözün içinde olacak. Ne olur sebepleri taşıyın gözün içine. Orada çalışacak. Getir malzemeyi. Harcı getir, taşı getir. Getir getir, perdeyi getir. O olmadı ya aşağı kırılmayacak ya bu. Bu bölge olmadı. Biraz da getir. Sinema şeyi koyacağız. Tam sıvıyı getir. Damarı, ha, damar yok. Damarları geri götür. İçinde adam çalışacak ya. Nerenin içinde? Gözün içinde çalışacak. Sebebi içine sokacaksınız. Nasıl sokacaksın oraya? Güneşi soktun için. Güneş mi göz mü kalır? Gözün içine güneşi soktun. Çünkü sebep maddi ise cümle bu. En netice bu. Baba cümle. Sebep maddi ise müsebbibin yanında ve içinde bulunması lazım geliyor. Sebep maddi ise onu yapan eğer Allah değilse haşa, o sebep, bak sebep maddi ise müsebbibin yani yapılanın içinde olması lazım. Sebep maddeden, sanattan önce olması lazım. Bu mevcudat varlıktır, kainat varlıktır. Bundan önce bu varlığın sebebi olması lazım. Masayı yapan sebebin masanın dışında ve önce olduğu gibi. İşte cümleyi koydu ne diyor? Sebep maddi ise eğer Allah değil sebepler güneş, hava, toprak, sudur diyorsan o zaman müsebbibin yani yapılan sanatın yanında ve içinde bulunması lazım geliyor. Şu halde iki sineğin iğne ucu gibi parmakları yerleşmeyen o hücrecikte erkan-ı alem ve anasır ve tabiin maddetin içinde bulunup usta gibi içinde çalıştıklarını kabul etmek lazım geliyor. Yani gözü yapmak için gözün dışında olmayacaksın. İçine girecek adam çalışacak. Harç getir, kalıp getir, tamam tahta getir, beton dökeceğiz. Damarlar yapacak. Nereye bağlıyorsun? Beyne bağlıyoruz mu? Neye bağlıyoruz? Çünkü gördüğün zaman midede kalkıyor. Yani gözün sebebi gözün içinde olacak. Aklın sebebi aklın içinde olacak. Nereye sokacaksın? Yani öyle hücreler var ki, hücre, atom, sineğin ayağı bile girmez. Çünkü ayağında nice hücreler var. O hücrelerin içerisine hepiniz mektep okudunuz. Hücrenin içindeki sebebi nereye koyacaksın? Hücrenin sebebi ne? Hücrenin içine nasıl sokacaksın? Allah Allah. Şu halde iki sineğin iğne ucu gibi parmaklara yerleşmeyen o hücrecikte erkan-ı alem ve anasır yani alemin bütünü elementler ve tabi kanunlar maddeten içini bulunup usta gibi çalışması lazım. Yer çekimi kanunu da orada, kaldırma kanunu da orada. İşte Sofestai'nin en eblehleri dahi böyle bir meslekten utanıyorlar. Sofestailer ne demiş biliyor musun? Allah'ı kabul etmekle mevcudatı inkar etmek arasında muhayyer kalmışlar. Hangisi şey? Vallahi bu mevcudatı kabul edip de Allah yoktur demek aptallıktır diyor, zirvedir. Onun için Allah'ı inkar etme hesabına mevcudat yoktur diyor, hayaldir diyor. Şimdi birbirimizi diyor var zannediyoruz. Aslında yokuz. Bunlar hep hayaldir. Felsefede böyle bir akım var ha. Her şey hayaldir. Ya bunlar nasıl? Ya bunlar hep hayal. Çakacaksın bir tane bu da hayal diyeceksin. Anlıyor musun? Bakayım bana ha. Kabul Adem. Kabul Adem. Adem'i kabul değil. Hayaldir diyor. Şimdi bunlar daha akıllı diyor ustad. Şunlar mevcudat hayaldir. Niye böyle demek zorunda kalmış? Allah kabul etmiyor. Kabul etmek istemiyor. İşine gelmiyor. Ama mevcudatı görüp de kabul edip bu dağlar var, göz var, akıl var. E gözü köre nasıl vereyim? Aklı akılsıza nasıl vereyim? Şuuru şuursuza nasıl vereyim? Veremem. Ama Allah'a da kabul etmek işime gelmiyor. O zaman Allah yoktur demek için bu mevcudat yoktur. Mevcudat yoksa zaten Allah yoktur. Çünkü adama Allah'a değil mevcudatı ispat etmemiz gerekiyor. Bak sen varsın ha. Hey. Bak gözün var, kulağın var. Ha. Kime göre daha akıllı bunlar biliyor musunuz? Bu mevcudatı görüp de Allah yoktur diyenden daha akıllıdır. Yoktur diyebilmesi için bu kainatın yok olması lazım. Adam bu yolu seçmiş. Biraz da akıllıymış hakikaten.
Ondan sonra ben ne kaymış bu? Kendisi yok ya, hayal. Ama varlık zannediyor. O varlığını tanımlaması için ben miyim? Ben o muyum? Karıştırıyormuş. Karışmaması için ben o muyum, o ben miyim? Kendisi kemiğini karıştırıyormuş. Hayvanların kemiklerini iple bağlamış. Boğazına takmış böyle zincir gibi, kolye gibi takmış. Onu görünce dermiş ki bu şey kemikleri görünce ben benim. Şüphe yok diyor. Yani varlığının en iyi kanıtı kemiklermiş. Bir gün kardeşi nasıl uyumuşsa bu, nasıl çıkarmış, kendisine takmış. Kardeşim. Okudum ha bunları, hikaye anlatmıyorum. Sofesta yok. Hebenneka. Kardeşi takmış. Uyanmış. Kendine bakıyor. Ben değilim. O da değilim. Ama ben olan ben onda. Ben o muyum, o ben miyim diyor. Karıştırmış adam. Allah karışıklıktan muhafaza etsin ya. Allah Allah. Peki. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip etsin. Amin. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan zümresinden eylesin. Amin. Cenab-ı Hak dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda nasip eylesin. Amin. Nesillerinizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Ağlayan alemi İslam'ı ittihad-ı İslam'la güldürsün. Amin. Maddi ve manevi hastalıklarımızın sebebi olan erva-ı habiseleri, mevvad-ı şerireleri hak ile yeksan eylesin. Siyat ve selamete sebep olan erva-ı aliyeleri, ruh-ı kutsileri Cenab-ı Hak nasip eylesin. Son nefesimizden imanla, Kur'an'la göçmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi ders bitti, iyi ki işaret ettin. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Kardeşimiz Kur'an okumaya gelsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون فلا ولا تكونن من المشركين ولا تدع يصيب به من يشاء
gafurur rahim. Kul ya